أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتاب الأدخي أدخ مذكرة أزات أدمي يعني أدخت أزات ساتميور يعني كلايين başka birisine para karşına satmıyor. Parasız Allah rızası için kölesini ne yapıyor? Azat ediyor. Bununla ilgili konular. Ve suhu sahihdir. Aleytkum azat etmek. Kimin tarafından sahihtir? Min kulli malikin. Ne kadar bir malik yani mülk sahibi var. Bir de caiz tasarrufi fi milkihi kendi mülkünde tasarruf yetkisine sahiptir. Nasıl? Mesela deli var, delinin de parası var ama o deli o parada parayı kullanmada yetki sahibi değil. Onun velisi onun adına kullanabilir. Mesela deliyi kandırırlar. Veya kutta çocuk, onun parası var. Veya kutta sefi, sefi. Yani har savuran, harman savuran böyle hiç dikkat etmeyen, parayı yerinde kullanamayan, bunların velileri bunlar adına kullanabiliyor. Bu köle de eğer birisi köle azat edecekse, bunlardan bir tanesi olsa olmaz. Geçersiz olur, tekrar e, yap, bunların yaptığı satış da geçersizdir. Bunların yaptığı köle azatı da geçersizdir. Demek ki itk, azat kimin için geçerlidir, kimden geçerlidir? Yani mülkünde tasarruf yetkisi sahip olan kişiyi ben kölemi azat ettim diyebilir. Eğer delinin kölesi varsa, çocuğun kölesi varsa onların yaptığı azat geçersizdir. Aynı yaptığı satış geçersiz olduğu gibi. Azat da ve yakav bi sarihel yani azatlığını sarahaten söylediği zaman ben seni azat ettim. Ya bu şekilde olur. Ve yakutta kinayeti me'anniyeti bir söz kullanırsa ama tabi me'anniyeti onun niyeti de yani azattır. Mesela diyor ki kölesine Le mulkeli alik. Benim artık senin üzerine herhangi bir mülkiyetim yok. Ve yok da diyor ki mesela le sultaneli alek. Sen üzerine artık herhangi bir yetki sahibi değilim. Ve bunu söylediği zaman da niyeti e, e, niyeti e, azat etmedir. Aynı hatırlıyorsanız boşanma gibi. Açık boşanma var. Hani diyor ki seni boşadım. Bir de kinayi boşanma var. Baban evine git. Orada hakim sorar ona. Baban evine git derken yani gerçekten git seni boşadım anlamında yoksa git bir hafta kal gelmi. Bu artık onun niyet önemli. hatta niyet önem, önemli değil. Yani birisi dese ki ben boşadım Valla ben niyetim öyle değildi. Yok sen açık açık boşanma sarahatten açık açık sen boşanma kelimesini kullandın. Burada da öyle. Eğer kölesini açık açık yani kölesine diyor ki ki ente sen artık hürsün, özgürsün. Bunu söylediği zaman artık niyet burada açıktır. Kinaye ondan maksat nedir onu, onu araştırılmaz. Veyahut da kinayı, kullanıyor ama ile beraber niyeti de azattır. O da yine geçerlidir. Burası da bitti. Başka konu. Ve izâ a'teka ba'de abdin, utika aleyhi cemî'uhu. Ve izâ ne zaman ki a'teka azat ediyor kölenin sahibi neyi azat ediyor? Ba'da abdin. Kölenin bir kısmını. Yani mesela diyor ki köleye senin başını azat ettim. Utika alih cemiyuhu ondan maksat bütün olur. Yani hepsi gitti artık. Sadece başı özgür değil. Tüm vücudu özgür oldu. Hatta sen ayaklarını özgür kıldım. Yok ayaklarını özgür kıldıysan bütün bedeni özgür oldu. Ve bu adam hür oldu. Ve in a'teka şirken hufi abdin eğer bir e, ortaklıkta bir kölesi var yani diyelim ki köle 100 milyardır iki kişi 50 milyar emil 50 milyar para koymuşlar bir tane köle almışlar e, bu adam ortaklı olduğu bir köleyi azat ediyor ve musirun ve bu adam azat eden adam da zengindir yani diyelim ki köle e, kölede onun 50 milyar parası var. Diğeri de 50 milyar, 100 milyar. Ama bu adamın sermayesi 1 milyon, 2 milyondur. Sermayesi çoktur. O zaman sarar itku ile azat tümünü olur. O zaman ne olur? Ortağına da geri kalan 50 bin lirayı verir. Der ki arkadaş ben azat ettim. Seni de mağdur etmiyorum. Ah, Sen de e, paranı sana ya, sana veriyorum. E, bu köle bugün tabi azat ettiği gün kıymet hesaplanır. Ve in eğer bir adam azat ederse şirken lehu fi abdin bir köle var. O kölede de ortağı var. iki kişi diller. O köleyi azat ediyor. Azat ettiği zaman ve musirun eğer zengin birisi ise o zaman seral itku ile bakihi azat kelimesi bütün o köle için gider. Bu aleyhi kıymetu nasibi şerikihi ve ortağının payını da kıymetini ne yapması lazım? Ona iade etmesi lazım. Demek ki hepsi, hepsi gidiyor. Evet. وَمَنْ men وَاحِدًا مِنْ وَالِدَيْهِ Kim ki e, efendi oldu, sahip oldu, kimin sahibi oldu? Velideyi <وَالِدَيه> yani annesi veya babasına sahip oldu. Nasıl? Yani adam zengindir. E, annesi babası köledir. Gitti annesini babasını satın aldı. Ev mevludi ve yakutta evlatları kölelik köle olmuşlar gittiği evlatlarını satın aldı. O zaman Ataka Ali direktmen otomatik olarak onun mülkiyetine geçtiği zaman annesi, babası ve evlatları otomatik olarak ne oluyorlar? Mülkiyete geçtiği zaman bunlar hür oluyorlar. İsterse bu satın alan şahıs yani çocuk olsun, istersen deli olsun, hani bunlar Demiştik, bunlar şey yapamaz. Köle azat edemez demiştik. Çünkü onlar yetki sahibi değiller. Fark etmez. Çocuk da olsa, deli de olsa, babası, annesi veya da evladını satın aldığı zaman otomatik men köylikten azat olunuyor. Gezakurullah, hayrın kesiyor. Fasıl bu fasıl velayet hakkındadır. Ne demek velayet? Ee, efendi var. Kölesini azat ediyor. Kölesini azat ettikten sonra o efendiye biraz vela diyoruz. Yani olur da bir gün köle ölürse onun mal, mülk varlığı olursa ve bu adamın bu kölenin, eski kölenin Hiçbir akrabası, taallakatı yoksa o malı mülkü eski sahibine, efendisine kalır. Şer'ata da bu şeye e, vela tabiri kullanılıyor. Çünkü vela min hukukul adki azat etmenin haklarındandır. Yani ortada bir efendi, bir köleyi azat etmiş. O azat etmeden de ne vardır? Hak, hukuklar var. işte vela o hukuklardan bir tanesidir. O velanın hükmü hükmü taasibi indi ademihi Yani bir yani nasıl ki birisi öldüğü zaman biz ne diyorduk? Onun mirasçıları var. İşte altıda bir pay alır, üçte bir pay alır. Bir de asabe vardı. Asabenin belli bir payı yok. O geride kalan geride kalanları alır. Yani herkes alacağını mesela varsa alır. O yerinde kalmışsa hepsini asabe alır. İşte bu velanın hükmü de odur. Vela o veli eski veli o asabe hükmündedir bütün kölenin neyi varsa hepsi ona kalır. Ve hükmü bu velanın hükmü, hükmü tasibi asabenin hükmüdür. İnde ademihi, yani eğer bu kölenin hiçbir taallukatı yoksa, e, bu konuda o da ne gibidir? Asabe gibi geri kalan bütün malı hepsini alır. Peki eğer köle öldüğü ama onun hiç kimsesi yok kölenin. O zaman bütün mal mülk dedik ki efendiye gider. Eski sahibine. Peki eski sahibi yoksa, o da ölmüşse ve bu velâ hakkına intikal eder, taşınır. Anil mu'tihi, o eski azat edenden ile zükûri onun akrabalarından erkek olanlar. O zaman diyelim ki mesela Oğlu var bu efendinin. Köle, eski köle tabii. Öldüğü zaman hiç kimsesi yoksa efendisine gider. Efendisi de yoktur. O zaman efendisinin oğluna. bir asabatihi Yani nasıl ki oğlen kişinin asabeleri, erkekler kimlerse o erkeklere gider. Peki sıralaması nasıldır? Erkekler kendi arasında mesela ki oğlu var, kardeşi var bu ölen eski eski efendinin oğlu, oğlu var, kardeşleri var. Bu hangisi bu kölenin malından mülküne sahip olacak? Diyor ki, وَتَرْتِيبُ asabat <الْعَسَابَات> fil الْوَلَاءِ وَلَا konusunda sıralama كَتَرْتِيبِهِمْ fil irsi Aynı miras konusundaki gibidir. Nasıl miras konusunda nasıl paylaşılıyordu? Baba gittiği zaman o malı mülkü kimden alıyordu erkeklerden. Bu miras vera e, konusunda da öyledir. Eğer köle ölmüş ise eski köle ama hiç kimsesi olmadığı için normalde kimsesi olsa o efendi hiçbir şey düşmez. Çünkü o eski efendidir. Ama hiç kimsesi yok. Bu sefer onun hak, hakkı oluyor. Eğer o da ölmüşse bu sefer onun artık mirasta normalde kim hangi sıradaysa o asabet konusunda da o kölenin parasına sahip olma konusunda da o ne yapıyor? O öne geçiyor. Şimdi başka bir şey söylüyor. Ve le yecuzu bey'ul ve Şimdi bir vela yani bir ihtimal köle önce ölür ve köle de parası var. Ee, bu eski efendinin e, bir ihtimal kölesinden iyi para kalma ihtimali var. Bu efendi daha ölmeden diyor ki bana diyor ki diyor sana 50 bin lira ver sana o velahlık hakkımı satayım. Yani yarın ben hayatta olsam dahi bu köle ölürse vakıta ben öldükten sonra da bu köle ölürse kölenin bütün mal varlığı sana kalsın. Bir o caiz değildir. O vela hakkını satamaz. Sadece o kullanabilir. Vela hibetuhu onu hibet edemez. Hani ben sana bunu hibe ettim. Yarın olur da ölürse ben sana bunu hibe ettim. O para sana kalsın. Mal sana kalsın. Onu da yapamaz. Demek ki velayet hakkı satılamaz ve hibe edilemez. Faslun. Diğer bir konu. Ve men kâle li Tabii kölelikten bahsediyoruz. Bu son bölüm kölelikten bahsediyor. Kölelik de malum İslam'ın son dönemine kadar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın son dönemine kadar kölelik kalmıştır, devam etmiştir. Kölelik şu an bil fiil olmasa da ama yarın köle olma ihtimali yine var. Çünkü kölelik kaldırılmış bir şey değil yani. İslam dininde kaldırılmış bir şey değil. Ama e, ne yapılmış? E, sürekli mümin azat etme, köle azat etme üzerine işte efendim kaza yapan, işte orucunu şey yapan, hep bunlar köle azat etme üzerine, üzerine düşmüştür yani. Bu konu da e, tedbir hakkındadır. Faslun o men kim ki dese ki li e, kölesine dese ne dese ize efendi diyor ki ben öldüğüm zaman efendi diyor ki ben öldüğüm zaman fe ente sen hursun o zaman ne oluyor fe huve mudebbirun bu köle ona artık mudebbir denmiyor ne faydası var? Ya'tiku <laughs> ba'de efendisi öldükten sonra o köle artık ne oluyor? Azat oluyor, serbest oluyor. Niye? Çünkü ölmeden önce sağlığında adam demişti ki adam demişti ki ne demişti? Ben ölürsem sen azatsın. Ama hatırlarsanız biz buna vasiyet diyordu bir taraftan. Bir adam sağlığındayken ne yaparsa, neyi verirse o geçerlidir. İsterse malının mülkünü hepsini yabancı birisine devredebilir. Ama sağlığındayken ben öldükten sonra böyle olsun dediği zaman bu sefer vaziyete düşer. Vasiyet geçerli midir? Üçte bir geçerlidir. Yani 30 milyar varsa o 30 milyarın 10 milyarında adamın dediği yapılır. Peki 10 milyar yetse, yetti yetmese Geri kalan 3'te ikiden alınır mı? Yok. Ancak eğer mirasçılar onayı verirse alınır. Yoksa demek ki insanın insanın öldükten sonra demesi şeriat orada onudur diyor. Sadece sen öldükten sonra dediğin zaman sadece üçte birinde hak sahibisin. Ama ölmeden önce tümünde sahipsin. İstediğini, istediğine ne yaparsın? Devredebilirsin. İşte burada da bir nevi ona benziyor. Yani ben öldükten sonra sen hürsün dediğin zaman adam eğer o işte bir pay yetiyorsa o zaman o adam hür olur, köle hür olur. Tabi onun hürlüğü neyden elde edilir? Münsulusihi, adamın bırakmış olduğu malın üçte birinden, işte birinden olur. Ve yecuzu lehu en yebi'ahu fi hali hayati. Peki adam dedi ki ben öldükten sonra sen hürsün dediği Adam ölmedi. Aradan bir iki sene geçti. Adam kalktı o köleyi sattı. Caiz midir? Caizdir. O zaman zaten o e, hüküm de orta kalkar. Yani ben öldükten sonra hüküm kalkar. Çünkü zaten artık adam adamı satmıştır. Yani o köleyi satmış. Ve lehu caizdir efendiye. En yebi'ahu o köleyi satar. Fi hali hayatihi da efendi hayattayken. O zaman o yebtulu tedbiruhu o tedbir de ne yapılır? Düşer, batır olur. Hükmü kalmaz. Peki ölmeden hayattadır efendi, köle de hayattadır. O köle nasıl bir kölelik? Yani bu bir, ona ne gibi bir katkısı olur? Katkısı öldükten sonra serbest olur. Yoksa normalde bu sözü söylemeseydi, öldükten sonra efendinin oğluna kalacaktı mirasçılarına kalacaktır. Çünkü köleler aynı miras gibi ne yapıyor? İntikal eder. Ee, yani demek ki faydası genellikle ne de faydası? Öldükten sonra e, bu adamın serbest kalma ihtimali var. Diğer kölenin ise serbest kalma ihtimali yok. Ama hayatta ise ikisi de hayatta ise kölenin hiçbir farkı yok. Aynı diğer köleler gibi o da herhangi bir mal mülk edinemez. O hakmul O ben öldükten sonra sen serbestsin. O mudebber diyoruz ona. Onun hükmü fi hali hayatı seyyidi. Efendi hayatta olduğu vakit. Hukmul abdül kınni. Normal. Normal kölenin hükmü gibidir. Nasıl normal köle herhangi bir mal mülkü edinemez. Onun neyi varsa yani efendinin efendisinindir herhangi bir şeyde çalışıp para biriktiremez. Neyi varsa efendinin dinindir. İşte bu müdebber de aynı şey, o şekilde on gibidir. Demek ki köle ile müdebber ne zaman fark eder? Bir tanesi köle vefat ettiği zaman efendisi o mirasçılarına intikal eder. Babasının kölesiydi, yarın oğlunun kölesi olur. Ama müdebber ise öyle değil. Efendisi öldüğü zaman o azat olur. Faslum bu konu والكتابة مستحبة إذا سألها العبد Köle veya cariye fark etmez. Efendisinden anlaşarak eğer diyelim ki mesela sana yüz milyar getireyim beni serbest bırak. böyle bir şey teklifte geldiği zaman efendisi onu kabul etmesi, o teklifi kabul etmesi müstehaptır. Ona da ne diyor? Bunun için de anlaşma yazılıyor. Ee, ve anlaşmaya da uyulması lazım. Özellikle şimdi söyleyeceğiz. Efendinin uyulması lazım. Ama köle e, beceremezse o yüz binleri getiremezse getiremedim. Tekrar yine e, eski vaziyeti devam edebilir. Ama getirdiği zaman ise bu sefer efendi o sözünden cayamaz. Vel kitabetu mustahabbetun izâ se'elhal abdu köle ve cariye efendisinden anlaşma talep etse ve bir miktar karşılığında tabi o günün artık şartlarındaki fiyat nedir mesela o şartlarda e, bu parayı sana getireceğim derse bu efendisi tarafından kabul edilmesi müstehaptir, hoş bir şeydir. Tabi bir de ve kâne me'mûnen muktesiben. bu köle de emniyetli ve kazanma kabiliyeti olacak birisi olacak. Yoksa diyelim ki o 100 bin lira, 200 bin lira nereden toplayacak, getirecek? وَلَا <laughs> Geçerli olmaz. اِلَّا بِمَا لِمَّعْلُومِ Ancak bir malum bir mal olacak. Yani kapalı kapalı kutu olmayacak. Mesela efendim efendi kölesine diyecek ki seninle anlaşma yaptım, mukatebe yaptım. E, 20 dinar üzeri. 20 dinar üzeri seninle anlaşma yaptım. E, bir de muaccelen ile ecelin malum belli bir ecele, belli bir vaktere kadar da bir fırsat, bir süre verecek. Ve ekalluhu necmen ve en azından da ne yapacak? iki taksit yapacak. Yani iki süre verecek. Demek ki e, mukatabe cariye ve köle efendisinden isteyebilir. İstediği takdirde de efendi onu kabul etmesi müstehaptır tabii kölenin bu parayı getirme, temin etme konusunda e, güvendir bir birisi olacak. Hani bu işi becerebilecek birisi olacak. Ve bunun oluşması için de vakit ve fiyat belli olacak. Belirsiz olmayacak. Ve fiyat konusu da en az minimum iki taksit. İki taksit olacak ve daha fazla olabilir. Vahiyye bu mukatabe min ciheti seyyidin efendi tarafından bu anlaşma lazimetun yani vaciptir. Uyulması lazım olan e, bir durumdur. Ama o min ciheti mukatebi o köle tarafından ki artık köleye bu köleye artık bir vasıf kazanıyor. Ona bu köle mükatep köle deniliyor. Yani efendisiyle anlaşmış. Hatta buna zekat da düşüyor. Yani normalde köle, köleye zekat düşmez. Ama bu mükatep köleye e, o da ona yardım olma bakımından hani kölelikten kurtulsun diye ne yapılır ona zekat da düşer. E, bu onun tarafında ise caizetün caizdir. Belehu <laughs> o köle için feshuhe bu anlaşmayı bozması vardır. Beteşe dilediği vakit. Yani gelip efendisinin yanına biz böyle konuşmuştuk sana 100 milyar vereceğim ama beceremedim. Toplayamayacağım. Öyle gözüküyor. Deyip e, anlaşmayı bozar. Yine köle olmaya e, devam eder ve o parayı ödemez. Ama efendi bunu bozamaz. Eğer o köle onu getirdiği takdirde o parayı, o efendi anlaşmayı anlaşma uymak zorundadır. Velil mukatebi anlaşmalı köle deniliyor ona. Anlaşmalı köle tasar ruufu filme fiye diin elmel elindeki buna malda tasarruf yetkisine sahiptir normalde kölede böyle bir şey yok ama e, bu yani köle böyle bir şey yaptığı zaman Efendisi adını yapar ama buradaki mukattep anlaşmalı köle ise e, alış satış kira e, bunları yapabilir ama diyor hibe yapamaz Çünkü yani kime hibe sadaka hayır yapacak Çünkü yani hibe edecek parasını hibe ettiği bu sefer efendisine verilmesi gereken paradan olabilir. Ee, önce bir azat olsun. Ondan sonra yapacağı bir hibe varsa hibe yapsın. Yine fark oldu. Köle normalde kendi adına alış satış yapamaz. Ama bu mükatep köle anlaşmalı köle ise elindeki olan mal ile alış veriş satış kira yapabilir. Ve vaciptir. Ale seyyidi efendi üzerine en yada anhu kölesinden düşürsün. Min mâdil kitabeti anlaşmış olduğu o diyelim ki yüz bin liradan mâ yeste'inu bihi ki bu köle o parayla kuvvet bulsun ale edâ-i kitâbe anlaşmaya göre ödemesi gereken taksitleri eda etmeye ona yardımcı olsun. Mesela nasıl? Bu da iki çeşit olabilir. Ya yüz milyar anlaşmışlar. Diyebilir ki 10 milyarını kırdım, 90 milyar ver yeter. Veya kotta e, ikinci bir seçenek diyebilir ki 100 milyar anlaşmıştık, al benden de sana 10 milyar mesela. E, o da benden sana böyle yardım niteliğinde, e, sen 100 milyarı de, toplamaya devam et. İki çeşit olabilir. Demek ki Efendinin bu güzelliği anlaşma yaptıktan sonra bittikten sonra ee, böyle bir güzellik yapması lazımdır. Yani vacip diyor. Ve yecibu ala efendi üzerine vaciptir. En yani, ya anhu min mâdil kitabeti, o anlaşmaya göre konudan o maldan birazını hafifletme hafifletme ya direkt ben 100 milyardan 90 milyara düştüm diyecek ve 100 milyardır ama ben de sana 10 milyar destekliyorum şeklinde yapması lazım ki ona bir yardım olsun dediğimiz gibi zekat da o adama düşüyor. Ve la yatihu bu anlaşmanın köle azat olmaz, kölelikten kurtulmaz. İlla bi ede'i cemi'il mal ancak bütün malı ödedikten sonra o anlaşmaya göre ondan sonra kurtulur. Yani birinci taksiye, taksidi yatırmak ile köylükten kurtulmuş olmaz. Fasun diğer bir konu. Ve eğer asabe seyyidu Efendi sahip kölesiyle yattığı zaman fevada'at ma tebeyyene fihi şey'un min halkin ve bu köle efendisinden efendim düşük de olsa bir evlat sahibi olursa fevada'at yani bir evlat doğurdu ma tebeyyene fihi şey'un min halkin ademiyyin. Yani insan suretine benzeyen. Demek ki biraz şekilleşmiş yani. Şekilleşmiş 5-6 aylık diyelim. Şekilleşmiş olan bir insan suretine e, birisini doğurduğu zaman o zaman haruma alihi bey'uha efendi o köleyi satamaz. Ona haram olur. Normalde efendiler köleden çocuk yapmak istemezlerdi. Çünkü çocuk yaptığı zaman o köleyi artık satamıyordu. O bir de hadis-i şerif var. Belki hatırlarsanız okumuştuk. Kıyametin alametlerinden bir tanesi de Entelidel emetum rabbetehe köle efendisini doğuracak. Nasıl oluyor? Çünkü efendisi o kadınla çocuk sahibi olduğu zaman Çocuk doğar doğmaz özgür doğuyor. Annesi gibi e, köle değil. Bu sefer babasının oğlu oluyor. Babasının oğlu olma bakımından annesinin de efendisi oluyor. O zamanlarda bile yani yapmak istemezlerdi. Peki carisiyle ilişkiyi yapmak için nikah gerekir mi? Yok. Sahip olma nikahtan daha kuvvetlidir. Yani bir adam bir kadınla nikah kurar. O bir akit, bir anlaşma olur. O bir akit ile e, kadın ne yapar? O adama helal olur. Ama sahip olma o nikâhtan daha kuvvetlidir. Yani daha üstün olduğu için e, ayrıca bir nikah kıymasına zaten gerek yok. Diyelim ki gusül abdesti aldığımız zaman, farz tabi gusül abdesti öyle demiştik. Farz gusül abdesti aldığımız zaman abdest de zaten otomatikman içine oluyor. Hatta tekrar aile alınırsa, alınırsa belki sünnettir ama alınmasa dahi ne yapılıyor? O içine giriyor. Demek ki efendi kölesinden bir çocuk yaparsa artık haruma aleyhi bey'uhe o anneyi artık satamaz. O köleyi satamaz. Ve rehnuhe rehin de koyamaz. Hani rehin mesela birisine e, mal alıyoruz parasını ödeyinceye kadar bir şey rehin bırakıyoruz. O cariyesini artık rehin de bırakamaz. Vahibetuhe birisine de hibe edemez. Yani artık o ona, o köle, o cariye bir vasıf kazanıyor. Ona ummul veled deniliyor. Yani fıkıh teriminde o köleye ummul veled, çocuk annesi yani efendisinden çocuk doğurmuş. Bir vasıf, bir artı kazanıyor. Çünkü söyleyeceğiz şimdi kocası, e, efendisi öldüğü zaman anne hür oluyor. Cariye. Demek ki ummul velet olduğu zaman satış yapamaz. Rehin bırakamaz, hibe edemez. Ama ve cazâ tasarrufu bil vel vadi. Ama efendisi onunla tasarruf etme yetkisine sahiptir. Hem hizmetçi olarak kullanabilir hem de ilişkiye girebilir. Yani ummul velet olmasıyla bunlar e, bozulmuyor. Bozulan şey nedir? Satışıdır, rehinidir, bir dehibesidir. Ve izemâtes seyyidû efendisi öldüğü zaman da atakat bu cariye hür olur <boys> min <MS>. ra'si <faded> o adamın efendinin ana parasından. Kable <narrator> duyuni <graduating> borçlar ödenmeden önce vel vasâye ve vasiyetler yerine getirilmeden önce. Yani direktmen otomatik gibi daha hiçbir borçlar ödenmeden daha vasiyetler yerine getirilmeden direkt men bunu olur bu azat olarak düşer. Bu vale duha cariyenin çocuğu min gayrihi ama efendisinden hariç. Diyelim ki iki tane evladı var bu cariyenin. Bir tanesi efendisindendir. Bir tanesi efendisindendir. Ee, bir tanesi de e, diye başka sonra evleniyor veya hutta zine yapıyor. Ondan sonra ev, bir evladı doğuruyor. Yani bu cadının iki tane evladı oluyor. Bir evladı önceki evladı tabii önce efendisinin olacak. Önceki evladı efendisindendir. Sonra efendisi onu mesela başkasıyla evlendirmiştir. Ondan da bir çocuk doğmuştur. Peki o çocuğun durumu nedir? efendiden değil de diğer hocadan sonra onunla evleniyor O da zinadan bir çocuk doğuyor. O çocuğun durumu nedir? Bir ve min o efendisinden başkasından olan evladı bir menzile aynı anne gibidir. Yani anne köleyken o da köledir. Anne cariye efendisi öldüğü zaman nasıl özgürlüğe kavuşuyorsa o da özgürlüğe kavuşuyor. Şimdi bu meseleler okuduğumuz zaman belki bize karşı geliyor veya da haşa önemsiz geliyor. Ama böyle insanlar olmuş, başlarından böyle olana geçmiş. Adamın özgürlük mü olacak, olmayacak mı? Hep bu kitaplara göre karar verilmiş yani. Bu cariyenin ikinci evladı acaba anne özgür oldu mu, özgür olacak mı, olmayacak mı? Ee, bu kitaplara göre kavramış. Yani aslında okuduğumuz konular çok önemli konulardır. وَمَنْ asabe اَمَتَ غَيْرِهِ Bu da başka bir şeye geçti. وَمَنْ asabe Her kim isabet etse اَمَتَ غَيْرِهِ Başkasının cariyesine. Yani başkasının cariyesiyle e, bir nikahın e, diyelim ki nikahıydı. Başkasının cariyesiyle evlendi. Kendi cariyesi değil. Başkasının cariyesiyle evlendi. Veya Kutta Allah muhafaza zina ettin. فَالْوَلَدُوا minha O cariyeden doğan çocuk مَمْلُوكٌ لِسَيِّدِهَا O da efendisinin küresi oluyor. Yani şöyle diyeyim. Bir cariye, adam cariye, cariye var. Cariyi, sahibi on, onu evlendirdi birisiyle. Onu birisiyle evlendirdiği zaman ondan doğan çocuk da yine e efendinin kölesi oluyor. Kendi öz evladı değil. Yani kendisi cariyeden çocuk yapsaydı o çocuk babasının, efendinin oğlu olması bakımından o da efendi olacaktı. Ama bu çocuk efendiden doğmuyor. Bu çocuk başka bir babadan nikah ile ve hatta zina ile doğuyor. Doğan çocuk da nedir? Efendinin, efendinin malıdır. O da köledir. Yani bu kölelik hatta babadan oğlu da geçiyor. Ee, erkek köleler, vahta cariyeler baba öldüğü zaman ne yapıyor? Onun e, miras olarak eee intikal ediyor. Ve en asabeh bi şubhatin ve hatta diyor bir adam başkasının cariyesiyle e, şüphe yoluyla yaklaşırsa nasıl? Yani karıştırdı zannetti ki kendi cariyesidir. kalktı onunla yattığı, hatta kendi hanımını zannettiği Fevale duhu ondan bir çocuk yaptığı, ondan doğan çocuk hurrul özgürdür. Başkasının kölesiyle, şüphe yoluyla, demek ki arada fark var. Nikah yoluyla olsa çocuk o da köledir. Ama şüphe yoluyla olsa çocuk köle değil, çocuk özgürdür. Ama o aleyhi o şüphe ile o başkasının carisiyle yatan üzerine vardır. Kıymet ruhu, o çocuğun kıymetini verecek. Liste yedi efendiye. Yani şüphe yoluyla bu adam başkasının cariyesinden baba oldu. O çocuk anında özgür oluyor. Ama o çocuk şayet köle olsaydı kaç para ediyordu? Onun o parasını o cariyenin efendisine vermesi lazım. Bu da başka bir konu. Bu da başka أمت المطلقة بعد ذلك وإن شايت ملك الأمة المطلقة بعد ذلك يعني ينكي صاحبي أه الأمة المطلقة بعد ذلك لم تسر أم ولد له بالوطئ في النكاح السابق وإن ملك الوطئ بالنكاح يعني أورتدى نكاح يوليلا أه أدم bir cariye ile evlenmiş. el emetel mutallakata e, kiminle evlenmiş? Boşanmış olan bir cariye ile evlenmiş. Bade zalike önce iki sefer evlilik yapmış bu adam aynı cariye Bir sefer onunla evlilik evlilik yapmış ve ondan bir çocuk doğurmuş. Yani bu adam bu cariye ile evleniyor ve cariyeyken o kadından ne oluyor? O cariyeden bir çocuk oluyor. Sonra aynı adam o kadını boşuyor. Sonra onu satın alıyor. Sonra onu satın alıyor. Yani önce efendinin yanına gidiyor diyor ben senin cariyenin evlenmek istiyorum. Onu evleniyor. Tabi yine cariye cariyedir. Cariye ile evleniyor. Ondan bir tane çocuk sahibi oluyor. Sonra kadını boşuyor. Ee, tekrar efendisinin yanına gidiyor. Bu sefer gidiyor efendisinden onu satın alıyor. Ne oluyor o zaman? Bu cariye Ummul oluyor mu olmuyor mu? diyor lem tesil ummu veladin lehu. Bir Çünkü nikah ile e, ilişkiye girmişti. Efendisi değil. O zaman bu ummul olmuyor. Ne zaman ummul olur? Bir adam kölesiyle yatarsa ummul olur. Bu adam ise kölesiyle yatmamıştı. Başkasının kölesiyle nikah yapmıştı. Bundan dolayı doğan çocuk ummul olmuyor. fil nikah sabibi ve صارت ام ولد له بالوقت بالشبهه احد القولين eğer وصaret ummül veld lehu onun için ummül olur ne zaman eğer şüpheyle ilişkiye girseydi az önceki yeniki hale ilişkiye girmişti onun için ummül veld olmuyor ama şüpheyle yani kendi onunla ilişkiye girseydi o zaman bu efendi bu kadın cariye ummül veld olurdu Abi Ali Kavlin iki görüşe göre ama ikinci görüş yine ona umbulü olmazdı ve en güçlü görüş de budur. Evet Musannif Allah rahmet eylesin. Bu kitabı son olarak köle, köle bahsiyle bitirmiştir. Ve bu kitabı köleyle bitirirken de niyeti cehennemden azat olmaktır. Yani son bölümü at azatlık bölümünden bahsediyor. Ve bunu bilinçli yapmış. Yani Ya Rabbi beni de cehennemden azat et. Cehenneme girdir inşallah. Cuma akşamımız barik olsun. Cezakumullah. Hayran kesir.